Tayvan ve Çin arasındaki savaş riski gün geçtikçe büyüyor. Tayvan tarih severdi. 2027'de Çin'le çatışma çıkabileceği uyarısını yaptı. Adada savaşa hazırlık tatbikatları düzenleniyor. Panikle kaçanlar, çalan sirenler. Çin'le gerilimli bir süreçten geçen Tayvan'da savaş tatbikatı yapıldı. Bu kez sahada askerler yoktu. İlk yardım ve acil durum ekipleri olası bir Çin saldırısında müdahale hızı ve becerilerini artırmak için prova yaptı. Temsili yaralılar sedyelerle taşındı. Her şey fazlasıyla gerçekçiydi. Açık yaralar için maket bile takanlar oldu. Barış zamanlarında daha fazla hazırlık yaparak savaş sırasında daha az hasar oluşmasını sağlamayı umuyoruz. Çin'le arasındaki durum daha da gerginleşirse müdahale ekipleri nerede olmaları gerektiğini ve kendi bölgelerindeki malzemelerin durumunu bilecekler. Tayvan'a göre savaş ihtimali çok uzak değil. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'le 2027'de çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporlarına göre de Çin yönetimi orduya 2027'de Tayvan'ın ilhakı için hazır olunması emrini verdi. Ve Pekin tarafı, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Tayvan Çin'indir diyerek gözdağı verdi. Tayvan eski zamanlardan beri Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Tayvan Boğazı'nın iki yakası da aynı Çin'e aittir. Tek Çin ilkesi hakkında yaygara koparmak isteyenler için üstü kapalı konuşmayacağız. Tayvan meselesinde ateşle oynayanlar önünde sonunda kendilerini yakacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı'ndan da açıklama var. Oramiral John Aquilino, Çin'in Tayvan'a olası bir saldırısını önlemekle yükümlüyüz dedi. Bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin her türlü duruma hazır olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlara tepki olarak Tayvan karasularına 3 savaş gemisi göndermişti.